neden beni öldürmen gerektiğini de anlattı mı? Yeryüzünde bir yalan yok ki bir insan kadar yaşasın. Yalan. Beni öldürdükten sonra ne yapmayı planlıyorsun? Nedir stratejin? Karahanlı'ya neden yalan söyledin? Yalan olsa karşımda durur muydun? Alican'dan Karahanlı'nın oğlu değil. Bunu kim söylüyor? Yeter bu kadar oyun. Bana gerçekleri anlat. Bir yalan daha dinlemeyeceğim. Herkesi öldüreceğim. Senelik geleneklerimiz var. Fatih Sultan Mehmet bir karar verdi. Devlet mi, aile mi? Devlet için kendi kanından olanlardan vazgeçebilme kudretini taşıyordu. Ve devlet dedi. Bugün Fatih'i kardeş katili diye ananlar... Ben bunları çok dinledim. Hatta devşirmelerden ordu kurulduğunu da çok dinledim. Düşmanının oğlunu düşmanın üstüne sür, gövde üstünde baş bırakmazları da çok dinledim. Aslanım, bunlar bizim hakikatlerimiz. Az da dinlesen, çok da dinlesen, biz buyuz. Devlet Karahanlı'nın çocuğunu mu kaçırdı? Aslan Akbey devlet görevlisi olduğuna göre, evet. Koskoca devletin bekası bir Karahanlı'nın çocuğuna mı kalmış? Kalmış demek ki. Aslan Akbey gidip Karahanlı'yı öldürememiş mi? İntikam alacak bir evlat mı? Sinecek bir baba mı? Sen söyle. Nesi sinmiş bu adamın? Az önce senin, devletin ölüm emrini verdi. Öldür o zaman aslanım. Bu devlet sırrını niye 30 yıl sonra Karahanlı'yla paylaştın? Bu devlet sırrını niye söylediğim devlet sırrı. Sen kimsin bana sırları soruyorsun? Mehmet Karahanlı beni oğlu zannediyor. Thank you.
yırttım attım. Niye gelip bana kimliğini söylemedin? Benim görevim kimliğimi deşifre etmemek. Ama siz kalkıp adama Ali Can'dan sizin oğlunuzdur diyorsunuz. İstediğinizi elde ettiniz. Ali Can'dan karşınızda benim. Ve ben Karahanlı'nın oğlu değilim. Seni kim yetiştirdiyse senin baban o. Bana KGT'nin iki tane adamı lazımdı. Ali Can'dan, Zülfü Yüksel. Biri karşımda. Diğeri de muhakkak çıkar. Bütün operasyon bitmesin diye sizi öldürmek zorundayım. Farkında değil misiniz? Seni buraya ne diye gönderdi zannediyorsun? Karahanlı'ya göre eğer beni öldürürsen, sen Ali Can'dan değilsin. Sıradan bir mafya babasısın ve Karahanlı'ya yapılan bir operasyonu bitiren bir adamsın. Bunun mükafatını da muhakkak alırsın. Ta ki Karahanlı ölene kadar. Eğer öldürmezsen Ali Can'dansın. Ona göre Efe Karahanlısın. Babana gideceksin. Devlet sizi birbirinden ayırdığı için ant içeceksiniz. Ve devlete karşı savaşacaksınız. Bana sadece şunu söyle. Neden ve nasıl beni ve operasyonu Karahanlı'ya feda edersin? Kurtlar Vadisi operasyonu bitti aslanım. Ne demek bitti? Kurtlar Vadisi operasyonu bizzat benim projemdir. Devletin en önemli savunma refleksidir. Ancak Aslan Akbey operasyonu tek bir şahsa, yani Mehmet Karahanlı'ya endekslemiş, bu nedenden ötürü kaybetmiştir. Çünkü Karahanlı'nın şahsı devlet için hiçbir şeydir. Karahanlı bir gölgedir. Devletin hesabı ise o gölgenin sahibidir. Devletiniz de sizin olsun. Karahanlınız da, gölgeleriniz de. Ben bu oyunda yokum. Kanı Efe. İçi Ali. Polat. Birini seç evlat. Usandım. Her şeyi kabullenmenden usandım. Çocuğumuz olmadı kabullendin. Çocuğumuz öldü kabullendin. Çocuğumuz yaşıyor dediler. Daha nerededir acaba demedin, onu da kabullendin. Şimdi adamın biri geliyor. Benim oğlum diyor. Onu da kabulleniyorsun. Ben buna artık isyan ediyorum. Hanım, ben senin isyanını da kabulleniyorum. Kaderi kabullenmediği için kim değiştirmiş? Benim oğlum değiştirmiş. Üç kaderi varmış, üçünü de değiştirmiş. Var mı bir diyeceğin? Benim merak ettiğim, Ali ortaya çıkarsa hangisini kabullenecek? Devleti mi, mafyayı mı? Niye öyle bir seçim yapmak zorunda olsun ki? Elif, Mehmet Karahanlı sadece iş adamı değil. İş adamı değilse ne? Oğlum, bunlar büyük babalar. Dünyayı yönetiyorlar. Canan'ın patronu sıradan avukat mı? Nizamettin Bey senin bizimle çalışmanı istiyor Elif. Ne? Bak işte. Ben de olsam Ali Canan'ın nişanlısına iş teklif ederim. Veliahtın eski de olsa nişanlısı. Yani şimdi bu adamın bütün malı mülkü bizim Ali'nin mi? Malları da mülkleri de yerin dibine batsın. Benim oğlumun öyle bir gayesi olsa ticaret yapardı.
devlet memuru olmazdı. Aslında çok basit bir mevzu. Devlet 30 yıl önce kaçırmışsa bugün niye doğruyu söylesin ki? Doğru mu yalan mı iki tel kılla ortaya çıkacak. Niye böyle bir yalan söylesin? Kızım sen bu işleri az çok biliyorsun. Şu işi bir hallet de kimsenin kafasında lüzumsuz sualler kalmasın. Mehmet Karahanlı'nın kılını kim alacak ki? Karahanlı'dan alamıyorsa kızından alır. Polat nasılsa ailenin ferdi. Efendim Elif. Tamam geliyorum. En güzeli oldu. Her şey ortaya çıksın. Thank you.
ta in manibus limbe.
Manduka Panem Tumkum Sileantio. Burada mı yattı? Evet.
Öyle üstüyle başıyla kıvrılmış uyumuş evladım. İstersen Safiye Hanım'ı ara, ondan alalım saç örneğini. Bu saatte olmaz. Gerek de kalmadı. Ali'nin saçları olacaktı sende. Yanımda. Sabah ilk iş doktora gideriz. Bu gece bu muamma bitecek. Misafirperverlik ödülü almaya hevesi görünmüyordu. Langdon kendini orada bunun sebebini anımsattı. İlluminati. Seni bu saatte uyandırdı doktor ama bizim için çok önemli. Bu saati kuruma giremem. Ama çalışsın bir laboratuvar var. Ne kadar sürer sonucu almak? Minimum 2 saat. Hazırlanmak, gitmek, sabaha bulur. Öğrenir öğrenmez beni arar mısın? Saç örnekleri baba oğula ait mi değil mi? Don
amore, voluntatem meam set, esqui misit me tempium nium hominium pacis abas bovomet. Rise. Kardeşimizin aforoz edilip edilmediğini konuşmak üzere bir araya geldik. İddiaya göre kardeşimiz 7 kutsal kuralımızdan birini ihlal etmiştir. Kardeşleri düşmanla çarpışırken onlara destek vermemiştir. Davasına inançsızlık göstermiştir. Biz biliyoruz ki Irak, İran, Suriye, Afganistan bizim kardeşlerimize karşı nefretin hüküm sürdüğü yerler olarak kaldığı sürece dünyanın neresinde olursak olalım güvenliğimizi tehdit edecek hareketler ve teröristler yetiştirmeye devam edecektir. Bu nedenle Büyük Orta Doğu'ya özgürlüğün hakim olması gerekiyor. Kardeşlerimiz insanlığın geleceği için buralara harekatlar düzenlemiştir. Bu özgürleşme harekatlarına tüm kardeşlerimiz destek vermiştir. Ama siz desteğinizi esirgediniz kardeşim. Ve siz Criminator et susuro in populo. Ob auditu obedivit mihi. Geldin ya benimle. İyi geceler. Çocuklar gözünün içine bakıyor. Bari selam verseydin. Geliyor musun, gelmiyor musun Elif? Ya ne oluyor sana? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Canlı cenaze gibisin. Yeni nereye getirdin beni? Yakınlarımı tanımak istemiyor musun? Ben ne yapacağım ölüleri demiyor musun? Al işte. Yaşayan çok önemli bir yakınımla tanıştıracağım seni. Doktor mu? Çok mütehassıs bir insandır. Bir dünya operasyonu vardır cerrahi olarak. Odaya girene kadar sakın konuşma. Tamam. Hayırdır efendim bu saatte? Uyuyor musunuz siz burada? Bu ne biçim nöbet aşkı hop. Ulan Adnan. Yanımda hanımefendi olmasa sana iki çift laf söylerdim ama. Hanım kim? Memat abinin çok eskiden tanıdığı. Duydu. Geçmiş olsun demek istedi. Ne kadar eski? Ben tanımıyorum. Gözün dönmüş. Beni tanımıyorsun. Yiyip yiyip uyuyorsun. Neyse ben görmedim hadi. Siz de görmeyin. Buyurun hanımefendi. Thank you.
Berhan, sen kafanı mı yedin? Yedim tabii. Senin de bir yakının bu hale getirirse aklın başında mı kalır? Kim bu? Ne olmuş? Nasıl bu hale gelmiş? Bak açık söyleyeyim Nina Hanım. Rus olsaydın seninle eşim olmazdı. Hele bu hadiseden sonra. Ne Rus'u? Uzun hikaye. Seni buraya getirdim ki Memati abi mutluluğumuzu görsün de içinde bir yaşama sevinci kıpırdayıp kaldırsın atsın bu makineleri. Gözlerini açsın, ayağa kalksın. Memati ne demek? Memati son demek. Ama mutlu son demek. Memati kim? Polat abinin sağ kolu. 2 numara. Polat abin patron mu? Adı üstünde Nina. Niye anlamıyorsun? Abim, patron nedir? Daha dün komünizmden çık, hemen bugün kapitalizme ayak uydur. Patron, işçi, proletarya, burjuva, komprador, imparator. Allah! Allah'ıma şükürler olsun. Memati abi aramıza döndün. Ayağa ne uğurlu geldi değil mi hemşirenin? Seni yarı yoldan dönderdi. Olur. Abi nerede? Konuşmak ister misin? Aslında çok isterim. Anlat. Beni yargılamayacaksın ama. Söz. Sorduğum sorulara net ve dürüst cevaplar vereceksin. Senden gizlim saklım mı var? Ya benim varsa? Hiç düşündün mü? Senin bir sürü var. Beni çıldırtma. Bana neyini anlattın ki? Ben soracağım, sen de yargılamayacaksın. Sor. Kapı açılsa, içeri biri girse, ben arayayım dese ne yaparsın? Galiba bir parça senin anlamını bekledim. Senin bana sormanı. Neyi? Elif. Artık senden daha fazla saklayamam. Polat, benden ne gizliyorsun? Ali. Ali nerede? Yapma bunu bana. Benimle dalga geçme. Elif ben... Ben Ali'yim. Thank you.
açılsa, Ali içeri girse, ne yüzle derim, ne yüzle karşıma geçip bu kadar şeyden sonra ben Ali'yim diyorsun derim. Babasının Karahanlı olduğunu öğrendiği için geldiğini söylerim. Daha belli değil. Polat, yaptığımız sadece formalite. Ali'nin babası Karahanlı. Adım gibi eminim ki Ali beni izliyor. Ve bütün bu olanları biliyor. Ve eğer karşıma Karahanlı'nın oğlu olarak çıkarsa, bu kadar küçülürse... Benim babam Ömer Baba, annem Nazife Anne. Ben Mehmet Karahanlı ve onun gibiler yüzünden sizden ayrı kaldım. Onu affeder miyim? Bu kadar acının tek sorumlusu o değil mi? Hayır değil. Bana bu kadar acı yaşatan o değil. Sensin. Elif, inan acı çektiğin her an ben daha büyük acılar çektim. Sen acı nedir bilmiyorsun. Sen acı macı çekmedin. Bir yalana inandın. Sen gerçek nedir bilmiyorsun. Sen sevgilinin ölmesi ne demek bilmiyorsun Ali. Elif. Bu acıyı yaşamak ne demek biliyor musun? Hayır. Öğreneceksin şimdi. Onu gerçekten öldürebilirim. Korkma, seni değil ya. Senin işin belli olmaz. Sen niye Ali Karahan'ın oğlu değil diyorsun? Değil. Evet, siz kardeşim, inanmadınız. Büyük Orta Doğu'ya, demokrasinin geleceğine, bizim ekonomik sistemlerimizin kurulacağına, kültürel dönüşümün sağlanacağına inanmadınız. Bu nedenle özgürleştirme stratejisine destek vermediniz. Dünya uygarlığının temeli Mezopotamya'da atılmıştır. Ancak günümüzde birkaç kabile tipi yönetim bu bölgeyi kan ve ölümün merkezi haline getirmiştir. Siz kardeşim, bu bölgede yaşayan biri olarak buna sıyıcı kalmaya devam edebilirsiniz. Ama bizler etmeyeceğiz. Dünyanın geleceğini her zaman olduğu gibi biz belirleyeceğiz. Hem de size rağmen kardeşim. Donald Rumsfeld'in de dediği gibi Türkiye ne Irak'a asker göndermeye ne de topraklarında askerlerimizin bulunmasına izin vermediği için bugün Irak'ta savaş hala bitmemiştir. Siz 1 Mart tezkeresinin meclisten geçirilmesi için yeterli derecede çalışmadınız. 1 Mart tezkeresinin geçmesini istemediniz. Kardeşlerimiz bu özgürleştirme stratejisi için milyarlarca dolarını vermişti. Bizler Türkiye'deki bazı havaalanları ve limanlarının kiralanması için mutabakatlar bile yapmıştık. Sonra Amerikan 4. Piyade Tümenini taşıyan gemiler Akdeniz'de çakılı kaldı. Siz kardeşim ve o gün bu stratejimize karşı çıkanlar, ister asker, ister politikacı olsun bunun hesabını verecektir. Büyük Orta Doğu projesi kişilerin ve ülkelerin inisiyatifine bırakılamayacak önemdedir. Mart tezkeresinin üzerinden 2 yıl geçti. İstedik ki kardeşimiz bütün gücüyle özgürleştirme stratejisine destek versin. Konuyu ikinci kez meclise getirsin. Hükümet üzerinde baskı yapsın. Ama siz hiç adım atmadığınız gibi binlerce kardeşimizin yaşadığı büyük dostumuz Amerika'ya karşı oluşturulan nefret cephesini bile dağıtamadınız. Siz bize inanmadınız.
Biz bize inanan kardeşlerimizle yolumuza devam etmek istiyoruz. Defense! Öyle saçma şey mi olur? Ali devlet için görev yapıyor, babası devlet düşmanı. Ama öyle. Diyelim ki devlet çocuğu kaçırdı. Babasıyla savaşmaktan başka bir görev bulamadı mı, koca devlet karanlığının üstüne sürdü. Kim diyor ki bunu? Belki başka görev yapıyordur. Belki de. Yok yok, benimki saçma. Aslında doğru söylüyorsun. Tam Hasan'a göre bir şey. İnanamıyorum ben bu insanlara. Hadi Karahanlı kötü insan. Nergiz'in suçu ne? O bir anne.
senin annen. Neden kendini benden saklıyorsun? Mahrum ediyorsun. Ömrüm sana kavuşmak arzusuyla yandı kül oldu Efem. Bunu da bilmeyecek. Hiçbir anne evladından 30 sene mahrum edilemez. Neden ne olursa olsun. Benim oğlumu devlet kaçırsa yemin ederim bir numaralı devlet düşmanı olur. Sen olmaz mısın? Bilmiyorum Elif. Bırak oğlunu. Beni kaçırsalar bile nefret etmez misin Polat? İnan bilmiyorum Elif. Polat, sen iyi misin? Onu hiç bilmiyorum. Zafiye ile aranızda ne var? Hiçbir şey. Safiye, seni incitmek istemem ama... Yanıma oturur musun? Neden öyle bakıyorsun? Seni seyrediyorum abi. Her şeyi biliyorum. Bu senin suçun değil abi. Ben senin abin değilim. Bu babamla senin aranda. Benim günahım ne? Bana sen de sahip çıkmazsan kim çıkacak? Üşüteceğim Elif. Neden benden kaçıyorsun? Kaçmıyorum. Yanıma bile oturmadın Polat. Bir arasana doktoru, sonuç çıkmış mı? Ali Karahanlı'nın oğlu. Bilirim ki alın yazım değişmeyecek. Bunu bu kutsal mabede girerken hepimiz çok iyi öğrendik. Sizin benim için vereceğiniz karara sadece buyur edeceğim. Büyük Orta Doğu projesine inancımı, bu konuda çalışma yapıp yapmadığımı tartışacak değilim. Benim sizden seçilmiş evlatlardan bir tek ricam var. Beni tamamen aforoz etmeyin. Size layık olduğumu ispatlamak için bana bir şans daha verin. Ben alın yazımdan kaçmayayım. Siz bana her şeyi verdiniz. Ama sahip olamadığım tek bir şey var. Bana sadece bir teklif verin. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde alın. Merhamet edin efendim.
sen yardım et. Ne olur anneme bir şey olmaz. Sonra çıkacakmış sonuç. Bir şey kalmamış. Polat, gerçekten kötü görünüyorsun. Bir hastaneye gidelim. Bir saat şurada dinlen, bir şey yap. Efendim? Polat, annem fenalaştı. Babamlara ulaşamıyorum. Ne olur yardım et. Kadıncağız ne hale gelmiş. Bu memlekette tek acı çeken kadın da anne de Nergis Karahanlı değil Elif. Nergis şimdi nasıl? Toplantıda olduğu için kapalı. Ben hava almaya çıktım. Biraz daha sürer toplantı. Polat nasılsa orada. Bir şey olursa bana haber. Çıkar kenara. Nerede kaldı bu adam? Thank you.
bir haber için yayınımıza ara veriyoruz. Sultanahmet Meydanı'ndaki fikir taşın hemen yanı başında bulunan erkek cesedinin günlük iş adamı Mehmet Karaanlı'ya ait olduğu öğrenildi. İş adamı Karaanlı'nın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını kaybettiği tespit edildi. Kahve yaptırayım. Mutfaktakiler uyanmışlardır. Çok iyi olur Safiye. Sütsüz şekersiz lütfen. Efendim doktor. İş adamı Mehmet Karaanlı, evli ve bir çocuk babasıydı. Emniyet yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yaparken Ali. Mehmet Karaanlı Efe Karaanlı.